Evet arkadaşlar, yine bir belirli integral sorumuz. 51. soruya geldik. Şimdi burada ilk önce bu tür sorularda içinin türevini alıyorsunuz. İçin türevi 1'in türevi 0, x'in türevi önünde 1 gizlidir 1. Ve bu tarz sorularda paydada herhangi bir sayı varsa arkadaşlar onu direkt dışarı çıkartabiliyorsunuz. Ve direkt çıkarttıktan sonra şunu şu şekilde artık yazma şansına sahipsiniz. Nasıl? Parantezli gösteriyorsun. Üstü 1'dir. Parantez yukarı çıkınca arkadaşlar bu tarz sorularda eksi 1 olarak çıkar. Yani burası 1'dir. Üstlü ifadelerden hatırlıyorum. Üst yukarı çıkınca sayı üst işaret değiştirir. Yani eksiyle çarpılır. Kare köklerde burası 2 demektir. Bunu da hatırlayalım. Bu hatırlatma yaptıktan sonra integralde şöyle ifadeler anlatmıştık. İşimiz kolay olsun diye. Demiştik ki burası n ise, burası x üzeri m ise, dx ise arkadaşlar, bunu çıkartmak için önce kökün derecesi başa çarpım olarak yazıyorduk. Sonra kökün içerisinde x'in üzerine kökün derecesiyle x'in üzerindeki sayıyı toplayıp yazıyorduk. Bölü x'in üstündeki sayıyı paydaya yazıyorduk. Belirli integralde c'yi kullanmanıza gerek yoktur. O halde işlemimizi devam edelim. Burada bir kere 4'ümüz var. Direkt yazıyoruz. Sonra kökün derecesi 2'dir. N yerine geçer. Yazıyoruz. Sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Şu ikisini toplayıp parantezin üstüne yazacağız. Kök içerisinde tabii. Kök içerisinde. X artı 1. 2 ile eksi 1'i topladığımda 1 edecek. Şurası 1 ettiğinde bir şey yazmaya zaten gerek olmuyor. Ve paydaya da dikkat edersek parantezin üstündeki sayı yazacağız dedik. Ve geriye ne kaldı? Sınırlarımız. Sınırlarımız nedir? Şurası 0 ile 48'dir. Yerine yazacağız. Burası bir kere 4 kere 8, 4 kere 2, 8 ettiğini görüyoruz. Buradan yerine 48 yazarsak arkadaşlar, 48 artı 1 kök 49 ettiğini görüyoruz. Eksi, yerine yazıyoruz. Burası 8 çarpı 0 yerine yazarsak kök 1 olarak gelir. Buradan da dikkat ederseniz 49 7'nin karesi 7 çıkar. 8 çarpı 7 eksi 8 burası 56'dan. 8'i çıkartırsak cevabımız hemen 48 olduğunu görüyoruz. Bakalım şıklarda hemen E şıkkında gözüküyor. Bir daha söylüyorum arkadaşlar, şu formül köklü sayılarda çok iyi bir formül, kullanırsanız çok soruların köklü sayıların sorularını kısaltmış olursunuz.